Şemsettin Erkaya, Kayseri Vali Yardımcısı olarak görev yaptım. Ben bundan önce Diyarbakır'da görev yapmıştım. Diyarbakır Vali Yardımcısı olarak. Ondan önce de Kütahya ve Tekirdağ'da çalışmıştım. Adıyamanlıyız, evet. Deprem, Adıyaman deyince depremde epey bir kayıplarımız da oldu. Öz kardeşim, amcaoğlu, yengemiz, yeğenler. Daha sonra iki amcaoğlu, yani 1000'e yakın akrabamız tabii kaybettik efendim. Gönüllü olarak gittik, epey kaldık orada deprem bölgesinde. Yavaş yavaş sarılıyor tabii. TOKİ evler yapılıyor. Ondan sonra yerinde tekrar dönüşüm, zemin etüt çalışmalarından sonra yerinde de tabii yapılmalar başlanacak. Bir emlak konut başladı. Şimdi münferit olarak özel herkes kendi evinde yapacak inşallah. Bu deprem sürecinde ilk dönemlerde Kayseri'den çok yardım tabii görüldü. Orada hatta Kayseri, Melikgazi, sair belediye başkanlarımız ve Büyükşehir Belediyesi orada çarşılar da yaptılar esnaflara yönelik. Hala mesela konteyner tabii gitti oraya. Diğer gıda sair şeylerde de artık söylemiyorum. Haddi hesabı yok tabii. Çok güzel yardımlar oldu. En son hatırladığım kadarıyla 2017 yılında yapılmış. Yani 7 yıl önce böyle bir istihdam fuarı yapılmış. Tabii bizim Sayın Valimizin öncülüğünde daha renkli, daha çok katılım sağlayabileceğimiz güzel bir fuar yapıldı. 200 firmanın katıldığı bir firma. Şimdi bu kadar, doğrusu ben de gezdim, siz de gezdiniz, gördünüz. Çok ilgi var. Sayın Valimize çok sık, bize de ara sıra gelir vatandaşlar, hep iş isteyen vatandaşlar var. Aynı zamanda işçi arayan, istihdama yönelik işverenlerimizle beraber oluyoruz. Onların da gerek mavi yakalı, gerek beyaz yakalı kalifiye eleman, işçi, ara eleman istekleri oluyor. İstişareler sonucu böyle bir şeye karar verdik. Fakat bu daha önce yapılmış fuarlardan çok daha iyi, daha çok katılımı yüksek olmasını arzu ettiğimiz kalitede yapalım dedik. Çok emek var. Kısa sürede böyle bir güzel bir organizeyi meydana getirmiş olduk. Olacak. Şöyle, Kayseri denince aslında Kayseri bir fuarlar şehri. Yani geçen yıl, bu yıl, daha sonraki yıllarla kıyaslayınca mesela bu sene şimdiye kadar 8 tane fuar. Önümüzdeki 10, daha sonra 12 ve 14 ve 16 fuar olacak. Her alanda fuar yapılıyor. Çünkü burası ticaretin merkezi. Burası çalışan insana her zaman için kucak açan, gönüllerini ve sofralarını seren bir yer. Yani Kayseri'nin ve Kayserili insanların, hayırseverlerin böyle bir özelliği var. Çok var. Sayın Valimizin öncülüğünde yine o. Daha önce Afyon'da çalışmış, öyle kadın kooperatifle ilgili bir çalışım olmuş. Fakat yani bura tabii çok geçti diğer önceki illerle kıyaslanmayacak şekilde. Kadınlarımıza yönelik kooperatifler devam edecek. Orada çalışan kadınlarımızın da şimdi iş alanları da değişti. Çok farklı alanlarda üretim var. Onu da bir istihdam kapısı ve yer olarak görüyoruz. Bildiğiniz üzere fuarımız 2 gün efendim. 14 ve 15 Mayıs. Bugün 14 Mayıs. Yarın 2. gün üniversitelerin, biliyorsunuz şehrimizde 4 üniversite var. 4 üniversite rektörüyle, rektörlerimizle beraber birkaç toplantı yaptık. Ve yarın ağırlıklı üniversite son sınıf. Bunlar mühendislik fakülteleri, İktisari ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri fakülteler, meslek yüksek okulları. Bunların hepsinin buraya gelişini sağlayacağız. Biliyorsunuz şeylerde, onların transferleri de ücretsiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak. Bu gençlerimizin buraya gelmesi, gerçek anlamda iş hayatıyla tanışması ve iş adamlarıyla görüşmesi, bu sahaları görmesi onlar için tecrübenin ilk basamağı olacak tabii ki. Teşekkür ederim.